Herkese triyakioto.com YouTube kanalından merhabalar. Önceki videolarımızda hep LED'leri övdük, LED'lerden bahsettik. Halojen ampulden hiç bahsetmedik, adını bile ağzımıza almak istemedik bazı zamanlar. Bu neden böyle oldu? Halojen ampul bu kadar kötü mü? Bazılarına göre LED çok kötü, bazılarına göre halojen kötü. Gelin birlikte kısaca karşılaştırmaya çalışalım. Her zaman söylediğim gibi sohbet edelim. Halojen ampul ve LED xenon. Bazılarına göre ilk hatayı baştan yaptım ama her zaman açıkladığım gibi kısaca bunu da açıklayacağım. LED xenon diye bir kavram yoktur. LED far ampuldür. Bunun farkındayız. Ama piyasada ismi LED xenon diye geçtiği için LED xenon demekte bir sakınca ben görmüyorum. LED xenon demeye devam edeceğim. Evet, xenon sistemi apayrı bir sistem. Bunu önceki videolarda açıkladım. Şunu söyleyebilirim. Size kanalıma ilk defa denk geliyorsanız LED ile alakalı, far aydınlatma ile alakalı videolarım %90. Bununla alakalı LED far ampulü almayı düşünüyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum ki videolarımı detaylı bir şekilde izleyin. En fazla 15-20 dakikanızı alır her videodan biraz izleyip biraz bilgi edinmek. Ondan sonra tabii ki markalara göre, farınızın tipine göre araştırma yapıp karşılaştırma yapabilirsiniz. Kanalımızın şöyle de bir avantajı var efendim. LED far ampul alacaksanız ve bu konuda hiçbir bilginiz yoksa sıfırdan hiç bilmeyenler için ben anlatıyorum. Böyle bir anlatım yaptığımdan dolayı sizin için faydalı olabilir. Çünkü çoğu sayfada, internet forumlarında arkadaşlar bilenler için genellikle direkt watt değerleri, lümen değerleri diye giriş yapabiliyorlar. Bunlara girmeden, gireceksek de detaylı bir şekilde anlatarak, açarak anlatarak sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuza geçebiliriz öyleyse. Halojen ampul ve LED far ampulü karşılaştıracağız ama yanımda halojen ampul getiremedim. Neden? Elimdeki halojen ampulleri hep kırmışım. Nasıl kırmışım? TikTok ve Instagram videolarında söylüyorum. Bu ampuller bir işe yaramaz, bu ampuller çöp diye. Biraz sert bir giriş oluyor tabii ki. Ama dediğim kadar var mı? Bir bakacağız bu videoda. Halojen ampulün, videoyu çalışmadan önce halojen ampulün faydalarını araştırdım efendim. Halojen ampulü övmek istedim birazcık. Çünkü şeffaf olmam gerekiyor bu videoda. Halojen ampulün ne gibi yararı olabilir? En fazla gördüğüm bütün yabancı sitelerde ve Türk kaynaklarda halojen ampulün daha uzun ömürlü olduğu. Ve insanların zaten halojen ampul tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri. Daha uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli. Peki bu doğru mu? Halojen ampuller uzun ömürlü olduğu doğrudur. Ancak ışık şiddetine baktığımızda çok düşük kalacak birazdan göreceğimiz gibi. Halojen ampuller daha uzun ömürlü, daha düşük maliyetli mi? Bu konuda pek katılamayacağım. Neden? Halojen ampuller daha düşük maliyetli değil arkadaşlar. Kaliteli markaların halojen ampullerini araştırdığımda alt seri bir LED far ampulü, alt seri derken kesinlikle yanlış anlaşılmasın, fiyat performans olarak bahsediyorum. Bir LED far ampulüyle neredeyse aynı fiyata geliyor. Bu açıdan baktığımızda herhangi bir yerden temin ettiğimiz halojen ampulleri çok daha sık, çok daha yaygın bulabiliyoruz. Bu doğru. Ama tabii ki triyakioto.com'dan bizi tercih ederseniz çok rahat bir şekilde sipariş edebilirsiniz aracınıza uygun LED far ampulünü ve WhatsApp hattımızdan açıklamada bulunan her videoda söylüyorum 0850 840 58 79 numaralı WhatsApp hattımız sürekli size hizmet vermeye hazır. Buradan aracınıza uygun far ampulünü seçebilirsiniz. Çünkü LED seçerken de aracınıza uygun LED diye de bir kavram var. O ayrı bir mesele. Burada halojeni karşılaştırıyoruz. Halojenden devam edelim. Halojen far ampulleri daha uzun ömürlü dedik. Daha düşük maliyetli dedik ama bunu fazla destekleyemedik. Bakalım başka ne avantajı olabilir? Fabrika çıkışı araçlarda halojen ampul kullanılıyor. Mühendisler demek ki bunu daha doğru buluyor. Boşuna mı halojen ampul takıyorlar? Herkes LED xenon taksın, LED far ampulü taksın far ampulüne. Fabrika çıkışı. Arkadaşlar benim bu örneklerim biraz uç geldiği için bazen insanlar çok tepki gösterebiliyor ama bakın fabrikalar araçlarda mutlaka daha düşük maliyete ve daha kolaylığa kaçmaya çalışırlar. Daha düşük maliyet olmadığını söyledim. Bir yandan da söylüyorum ki daha düşük maliyete kaçarlar. Halojen ampulün de kaliteleri olduğu için düşük maliyetli bir halojen ampul seçiyorlar. Ve fabrika çıkışı olarak halojen ampul takılıyor. Yani düşünebiliriz ki
mesela çoğu aracın fabrika çıkışı lastikleri en düşük kalitedir. Bazı sıfır araçların 2024 model, belki 2025'te izliyorsun bu videoyu, 2025 model araçların arka camları çevirmeli olabiliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda LED far ampul neden takılmadığını anlayabiliriz. Ama bizim araca bir modifikasyon yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü hep söylediğim gibi benim herhalde kullandığım, en sık kullandığım birkaç cümleden biri bu ki gece yolu göremiyoruz. Evet, asıl konuya gelelim. Halojen ampuller neden faydalıdır? Bazılarına göre bir faydası da karşıdan gelen sürücünün gözünü almaz. Evet, videonun asıl can alıcı noktasına geldik. Arkadaşlar, kendinden mercekli, şimdi birazdan göstereceğim. Bunun hakkında çok video yaptım, onun için çok üzerinde durmayacağım, konumuzu dağıtmayacağım. Kısaca bilgi verip geçeceğim. Diğer LED, mercekli LED videolarımızı izleyebilirsiniz. Tiryaki Oto kanalımızdan yine kanala tıklayarak. Veya diğer LED far ampulü çeşitlerimizde far ayarı yaptırdığınızda far ayarı tutar. Bu ne demek? Alt tarafta aydınlık, üst tarafta karanlık bir alan oluşturarak odak noktasını tutar. Böylelikle yolu net görebildiğimiz gibi karşıdan gelen sürücünün de gözünü almaz. Peki bu nereden çıktı? Yani halojen ampul sürücünün gözünü almaz, diğer LED far ampulü sürücünün gözünü alır. Nereden çıktı? Videoya gelmenin bence %90 sebebi de bu senin. Çünkü far ayarı yapılmamış, kalitesiz LED far ampullerinin çipleri ışığı çok fazla saçtığı için ve ayarsız bir şekilde trafikte kullanıldığı için neredeyse halojen ampul fiyatına satılan LED'ler, dediğimiz gibi fiyat performanslar yakın ama halojen ampul, hatta halojen ampullerin iyisinden daha ucuza bile satılan LED'ler olabiliyor. Ucuz LED kötüdür diye bir şey söyleyemeyeceğim. Birisi bir kampanya yapmış olabilir, ürününe güveniyordur. Olabilir bunlar ama siz benim demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Bu LED'ler, yani iyi bir seçim yapmamız lazım. Chipseti kaliteli olmayan LED'ler göz alabilir. Ama kaliteli LED'ler göz almaz. Böylelikle halojen ampulün bir avantajını daha silmiş olduk. Size belki de ikna edemedim. Birazdan ikna etmek için elimde güzel bir ürün var. Mercekli LED far ampul. Ama bunun güzelliği şu. Kendinden mercek var. Farın içerisinde tak çalıştır. Ya bu bildiğiniz tamamıyla bir ampul. H7 soket tipinde, gördüğünüz gibi. Bu soket tipleri hakkında da video çektim. Farınızın soket tipidir bu. Buna fazla takılmaya gerek yok. Uygun olanı bize danışarak bulabilirsiniz. Veya internette de araştırdığınızda marka, model, yıl artı far ampulü şeklinde araştırdığınızda bulabilirsiniz. Kendinden mercekli olduğu için odak noktasını benim tabirimle jilet gibi çekmektedir. Böyle bir far ampulü kullanabilirsiniz veya farınızda zaten mercek varsa, zaten mercekli bir farınız varsa veya farınızın içerisinde şapka diye tabir ettiğim metal demir parçası varsa, sökmesi zorsa, ona merceksiz serilerimizden güzel odaklanan, yine güzel odaklanan bir şey seçebilirsiniz ki merceksiz LED'lerde, bu mercekli LED'lerdeki gibi jilet gibi çizgiyi görmek, eğer farınızda mercek yoksa, mümkün değildir. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Şimdi bir elimizde halojen ampul, bir elimizde LED ampul var. Gördüğünüz gibi LED ampul halojen ampulden her türlü daha avantajlı. Peki LED ampullerin ömrü ne kadar? Elimizde halojen ampulün bir tane avantajı kaldı ki bu gerçekten yabana atılacak bir şey değil. Bizim LED far ampullerimiz garantili olduğu için ve kolay kolay bozulacak ürünler olmadığı için yine bir sene garantilidir ürünlerimiz, ama bir senede bozulacak manasına gelmiyor. Birkaç sene, 3-5 seneye kadar diyebilirim, rahatlıkla kullanabilecek bir ürünler. Benim aracımın siz far ampulünde daha yeni değiştirdim, daha üst bir seriye değiştirmek için değiştirdim. İlk satışını yaptığım 7-8 sene önce taktığım LED far ampulleri vardı. Yani bayağıdır kullanıyorum, uzun zamandır takdir edersiniz ki. Hiçbir problem olmadı. Ama sisleri fazla kullanmadığım için olabilir. Farlarda daha fazla kullandığınız için, daha yoğun kullandığınız için tabii ki çalışma saati artacağından dolayı bunun ömrü daha kısa olacaktır. Yarısı diyelim, üçte biri diyelim, yine uzun bir süre. LED far ampulü daha
avantajlı geliyor bize. Şimdi o zaman bir şeyden daha bahsedeyim size. Videomu bitirmeden önce. En kaliteli lümen diye bir değer var. Teknik bir değer. Lümen ışığın şiddet birimidir. En kaliteli halojen ampul. Yani neden biz gece yolu göremiyoruz halojen ampulle? Bunun aslında net bir açıklaması var. En kaliteli halojen ampul bu artı %200 ışık, artı %500 ışık, şöyle böyle diye anlatılan en kaliteli led far ampulleri, özür dilerim, en kaliteli halojen ampuller 2000-2500 lümen değerinde ışık verir. Bizim elimizde şu anda bulunan en düşük lümen değerine sahip led far ampulü ise 6000 lümen değerinde ışık verir. Tam 3 katı. Düşünebiliyor musunuz? Böyle baktığımızda neden led far ampulünün daha iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Biz aracımıza bu durumda bir modifikasyon yapmaya ihtiyacımız var. Led far ampulüne çevirmemiz peki zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Normal halojen ampul gibi artık eski tip balastlı beyinli xenonlara, zaten onlar muayeneden de geçmiyordu, onlarla uğraşmaya gerek kalmadan tak çalıştır olarak kullanabiliriz. Bazı araçlarda arıza ışığı nadiren yakıyor, far kapağı kapanmıyor vesaire. Onlarla ilgili bir sürü anlattım. Onun için o konuları geçiyorum. Nadiren böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Onun için diyorum aracınıza uygun olan led far ampulü diye. Çünkü fansız mini modelleri var. Efendime söyleyeyim, farklı modelleri var. Bize danışabilirsiniz yine. Peki, bu videoyu izledim. Led far ampulü almaya karar verdim. Sizi diğer led xenon almadan önce, led xenon alacağım ama kafam karıştı, led xenon almadan önce mutlaka izleyin gibi videolarıma davet ediyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenip abone olursanız bu tür videolara devam edeceğiz. Tabii ki triyaki.com'da sadece led far ampulü yok. Oto bakım ürünleri, oto elektronik ürünleri, elektronik modülleri ağırlıklı olmak üzere satışlarımıza devam ediyoruz ama dikkat ettiğimiz bir şey var. Her üründe kaliteli, her üründe her ne olursa olsun konumuz kaliteli çalışmak olacaktır. Sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyarız. Yolunuz açık olsun.